Herkese selamlar dostlar. 21 ve 22 Aralık iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelem var ve bir adet de ideal kombinem var. Gönderdiğiniz beğenilerden dolayı çok teşekkürler sizlere bir adet ideal kombinlerisi yapmaya karar verdim. Ve güzel de bir kombin olduğunu düşünüyorum. Değerlendirecek herkese bol şanslar. İsterseniz başlayalım. Aynı şekilde sizlerden beğenileri bekliyorum ve maç, maç skoru soralım. Arkadaşlar bir adet hatta iki adet maç skoru yarışmamız var. Beşiktaş Alanya 21 Aralık'ta 22 Aralık'ta Aston Villa ile Sheffield'ın mücadelesi var. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Daha önce İstanbul Trabzon maç skoru sormuştuk. Mücadele 1-2 olarak kabul ettim ben. Ben öyle tescilledim ne olursa olsun. Muhtemelen ya hükmen 3-0 olacak ya da 1-2 olacak. Yani ben her türlü 1-2 olarak aldım o mücadeleyi. Kazan arkadaşımız da Zubab Üj isimli arkadaşımız bana Instagram üzerinden yazabilir. Instagram adresimiz ekranda gördüğünüz üzere Kangal Bey. Gruplara gelmek isteyenler herhangi soru, görüş öneri olan herkes burada benimle doğrudan iletişime geçebilir arkadaşlar. Yüksek misli seviyemiz devam etmekte. Dün yüksek misli de e, sanırım zarar ettik. Ben Adana Demir e, maşına var olarak aldım. Basketboldan zarar ettik sanırım. Günü zararda kapattık yüksek misli de. Ama genel olarak kârda olduğumuzu söyleyelim. Zaten orada bir kasa tutulduğu için kasanın da zaten şu an artı 5000 seviyesinde bir kasanın, kasanın durumu var. Ama yüksek misli seviyesinde şunu söyleyeyim sizlere e, misli önererekten de devam ediyoruz. O yüzden o şekilde yüksek oynayanları beklerim bu seviyeye. Kasanın durumu da ekrana gelsin. Ekim ayında 9000 küsur. Kasım ayında 3700 Aralık ayında da şu an zaten devam etmekle 5470 TL net bir karı mevcut. O şekilde sizlere de bunun kasanın durumunu da bildirmek isterim arkadaşlar. Canlı olarak gruplarımıza devam ediyoruz. Dün canlı da adet abi şov yaptım. İnanılmaz şov yaptım. Aynı şekilde editör çağrı da 9'da 8 yaptı o da. Çok güzel temiz kazanç bıraktı. Tebrikler. Herkes açık Telegram grubuna da girerseniz ara ara atmış olduğum canlı tercihlerden sizler de faydalanabilirsiniz diyerekten de ben canlıdan bahsetmek istiyorum. Dün yaptığım canlıdan. Saat 2'de dedim ki Sakarya penaltı verecek sanırım vara gitti. Kaçarsa gole giderim. Kaçtı yazdım. Ya hak bismillah. İlk kere 0.5 buçuk üst. Girdik mi bir orandan abi? Girdik. Mücadele kaçan pozisyonu attım. Zaten her maçı izliyorum ben. İzlemediğim bir maçın canlısını vermem. Ondan sonra dedim ki mücadele geleni 2 golde olabilir. Maç hala 0-0. Oran güzel. Tempolu hızlı pozisyonlar kaçıyor. İlk yarı gol geldi mi abi Sakarya maçında? İlk kere 0.5 buçuk üst geldi. İlk kere 1-1 oldu mu? Maç sonu bir buçuk geldi mi? 2-2 devam. İlk yarı bitti. Deplasman 1.5 üst. 49 gibi orandan Sakarya'nın bir golünü daha verdik. Ne oldu? Sakarya attı mı? Attı. Devam. Giresun Gençler Birliği. İlk gol Gençler Birliği'nden beklediğimi söyledi mi? Devam. Başakşehir Sivas. İlk, ilk yarı bir gol gelir mi dedik? Devam. gol geldi mi? Devam. Kaçanlar boşa mesai yapmıyoruz bu şekilde. Zaten her zaman izlediğimi söylüyorum ben sizlere. Buna gerek yok. İkinci gol Başakşehir'den gelir dedik mi? Ne oldu? Gol geldi mi? Başakşehir penaltı. O çek. Gol geldi mi Başakşehir'den geldi. Devam. Ev sahibi 2.5 üst. 1.67 gibi orandan aldık mı? Aga gol temiz ver şu golü. Ev 2.5 üst geldi mi? Geldi. Sonra nazarlık çıkartalım. Bir yerekten 4.5 üst aldım. Bu yattı. İkinci gol da gençler bilinen geldi. Toplamda 7'de 7, 8'de 7 ile zaten güne başladım. Her türlü grup paranızı zaten çıkarttınız. Tertemiz Allah bereket versin. Devam edelim. Başlayalım. Sizlerden artı 600 seviyesinde bir beyni bekliyorum. İdeal kombin önerdik değerlendirebilirsiniz. Beynleri bekliyoruz. Başlayalım. Beşiktaş'ta Alanya Spor karşılaşması. Beşiktaş bu maçı alır Aga. Alır net bir şekilde söyleyeyim. Alanya son maçında İstanbul deplasmanda yendi. Fakat Alanya genel olarak gerçekten hücum hattında ciddi manada beceriksiz bir takım. Ee, yani problem yaşar. Beşiktaş tarafında da Rıza Çalınmay'ın sabah açıklamaları vardı. Açıklamalar şu yönde. Ee, takımı iyice tanıdık, alıştık. Bundan sonra seri galibiyetlere başlayacağız. Devre arasında da 3-4 tane transfer yaparsak biz bu işi götürürüz diyerekten de açıklamaları var. Bu arada maalesef konuda sizlere sorduk ne olur diyerekten yorumlara yazabilirsiniz. Yani açıklamalar o yönde. Ben burada Beşiktaş tarafının doğrudan galibiyetini bekliyorum. Mat sonu biri direkt alın. İdeal kombineme koydum zaten. Sizler de mat sonu biri değerlendirebilirsiniz. Onun dışında biraz daha oran almak isteyenler varsa sisteme handikaplı yani 2-0-4'ten de handikaplı bir Beşiktaş galibiyeti bile alabilir. 3-1 ayarında 3 0 -3, maçın indeks beklentisi 3-0 bir tane de yiyebilir. 3-0-3 bir ayarında mücadele bitebileceğini düşünüyorum. Ankara gücüyle Hatay Spor mücadelesi. Ben burada şunu düşünüyorum. Yani Ankara gücü Atay'dan bence daha iyi bir takım. Oyun olarak da daha iyi bir takım. Ama yani hakemler hakemler bildiğiniz üzere burada Ankara gücüne maçı yedirir mi? Ben onu düşünüyorum açıkçası. Yani bizim ligimizde dış etken çok fazla. Daha dün İstanbul Başkanı sağdan takımı sağdan çekti. Ya bu yüzden ne bileyim mide bulandırıcı hareketler bence. Bu dış etkenin yani bir maç verirken Süper Lig'de ben dış etkenini düşünüyorum. Niye düşünüyorum kardeşim? Anladın mı? O muhabbet. Ama mücadele genelinde ben karşılıklı gollerin gelmesini bekliyorum. KG varı idealden değerlendirebiliriz ki oranı da yüksek. KG vara göre yüksek. Belli bandında bir oranı var zaten. Karşılıklı gelecek golleri. Ayrıca arkadaşlar dediğim gibi bu dış etkenlerden kaynaklı veya ne bileyim hatayında yenebilecek gücü var. Deplasman yarı kazanır seçeneği de 2-0-6 gibi oranı var. Yani Hatay bu maçta herhangi bir yarıyı kazanabilir. Ankara gücünde zaten moral motivasyon ona göre tarafsız olduğunu da söyleyelim mücadelenin taraftar alınmayacak yani mücadele. Real Betis ile Girona karşılaşması maçın ta kendisi. Yani şunu söyleyeyim Real Betis kendi evinde bu sezon hiç kaybetmedi. Girona'da deplasmanda bu sezon hiç kaybetmedi. Girona en son mücadelesinde benim yüksek misli mücadelemdi ki ideal kombinemeyi aldım. 3-0 gibi net bir skorla kazanmasını bildi. Üçüncü gol penaltıdan geldi. Diğerleri de gayet akıcı oyundan akan gelen gollerdi. Ondan önce Barcelona'ya 4-2 deplasmanda yendi. Real Betis de son mücadelesinde e, 0-0 berabere kaldı Real Sociedad'la birlikte. Yani bu maç e, biri kırılır gibi geliyor bana. Kırılmasa bile daha doğrusu ben biraz beraberlik bekliyorum. 1-1 skora göre idealden bir karşılıklı gelecek goller. Mücadelenin kalitesi yüksek. KG var seçeneğini burada alabilirsiniz. 1.42 42 gibi oranı var. Mücadeleye de ben dediğim gibi mat sonu 0'da 3-13 gibi oranla sisteme gelebilecek oran olduğunu düşünüyorum. Gelelim diğer mücadelemize. Kadiz'de Real Sociedad mücadelesi. Bu maçı da beklentim şu yönde ideal kombineme de aldım. Real Sociedad son mücadelesinde arkadaşlar Real Betis de oynadı. O mücadelede 2-3 tane golü offside gerekçesiyle veya vardan filan iptal oldu. İzleyenler varsa özetle görebilecektir zaten. Kadiz'de oynayacaklar. Kadiz'de savunma yapacaktır bu mücadelede. Ama Real Sociedad erkenden bir atarsa mücadeleyi farka da götürebilir. O yüzden ideal kombineme şu yönde aldım. Diğer seçeneğine baktığın zaman da deplasman bu acaba gelmiş mi buraya? Maç güncellemiş gelmemiş hala. Diğer seçeneğinde Nesine'de veya Billy artık nerede oynuyorsanız da deplasman bir yarıyı kazanan oranı da idealden aldım. İdeal kombinemi de o yüzden tamamladım bilginize. Alaves'te Real Madrid mücadelesi. Real Madrid'de e, gün geçmiyor ki eksikler çoğalsın. Alaba aynı şekilde sezonu kaptı, kapattı. Emre Özcan'la Erman Yaşar'ın programını izliyordum. Yani şey dedi Emre Özcan. O dikkatimi çekti benim de. Yani bir sezonda bir takımda herhangi bir takımda 3 tane çapraz bağ kopan oyuncu var mıdır abi dedi ya. Yani bu tarih boyunca var mıdır bilmiyorum dedi yani. Lüksemburg Ligi'nde bile yoktur vesaire. İzleyenler takip edenler varsa zaten izlemiştir o programı da. Yani sakatlıklar çok fazla. Real Madrid'in ben şu yönde bir değerlendirme yapacağım. Zaten oranı idealden ben diyorum ki ilk yerden Real Madrid bir gol atabilir. Deplasman ilk yerden atacağı bir golün olan 1.50 gibi oranı var. Real Madrid maçı kazanır mı bilmiyorum. İlgilenmiyorum onunla. Ben diyorum ki Deplasman'dan Real Madrid bir gol atsın alalım çıkalım diyorum. 22'sine geçtim. 22'sinde de 4 tane mücadelem var. Manchester City'yi aldım öncelikle. Öncelikle dediğim gibi ideal kombin olması kaynaklı. Sizlerden artı 600 seviyesinde beğeni bekliyorum. Çok teşekkürler diyerekten başlayalım. Manchester City ile Fluminense mücadelesi. Final mücadelesi. Bu uluslararası ne maçıydı bu Dünya kupası, üçüncülük maçı, dünya kulüpler kupası falan bir şeyler. O maçlardan yani her yıl bu muhabbet oluyor ya. Real Madrid falan da kazanıyordu bunları. City geçen e, dün mü dünden önce mi ne? Uravra e, Japonya takımıyla oynadı. Mücadelede 1-0 e, pardon 3-0 gibi net bir skorla kazandı. Maç TV 8.30'daydı. Ara ara baktım bu arada canlı çıkartırım diye de canlı çıkartamadım o maça. City i̇şte burada bence galip gelecektir. İdeal bir kadroyla da oynuyorlar. Bu oranlar sürekli değişiyor. Ha, şu şekilde gösterelim. Burada Manchester City'nin ben ilk yerden gelecek galibiyetini bekliyorum. Yani ideal kadro çıkacaktır burada. Haaland da bu arada oynamayacak. Ayak sakatlı var. İlk yerden bir Manchester City galibiyeti gelebilir. Değerlendirecekler. Bu yönde alabilirler. Diğer mücadelem Salernitana ile Milan karşılaşması. Son Milan mücadelesini izleyenler var mı bilmiyorum. Kendi evinde Monza ile oynadı. Çok iyi bir mücadeleydi. 1.27 gibi oran açmışlar burada da. Ee, o maçta şu. Abi Milan'ın üstüne gelirsen Milan çok güzel cezalandırabiliyor. Yani o Tio Hernandez soldan bir apar, şey atıyor, yapar atıyor. Ondan sonra Leo çıkıyor, diğer oyuncular çıkıyor. Yani boş alan verirseniz takım çok fazla ceza kesebilecek potansiyelde. Ben burada Salernitana mücadelesinde de Milan'ın deplasmanında da olsa atacağı 2 golü değerlendirmek istedim. Deplasman 1.5 üstü oranı 1.37 bandında oranı vardı, 1.37, 1.39 bandında. Tek ideal tercihimdir Milan'ın deplasmanında da olsa atacağı 2 golü değerlendirdim. Monza ile Fiorentina karşılaşması. Mücadele zor bir mücadele fakat Monza'yı son mücadelesini izledim. Milan karşısında maçın canlısını da yaptık zaten temizden içeriye almıştık. Monza o maçta gerçekten iyi oynadı. Hatta mücadele sonunda Bakarsanız 21 tane de şutu var yani Monza'nın. Kendi evinde ben Fiorentina'ya gol atmasını bekliyorum. Fioren... Monza'nın tek golün oranı olsa sadece Monza golü alırdım. Fakat oran vermemişler. Bu da Fiorentina'nın da ben oyuna girerekten de gol atmasını bekleyeceğim. Karşılıklı gelecek goller benim ideal tercihimdir. 1.53 bandında da oran var. Değerlendireceklerim yönde mücadelede gelecek karşılıklı golleri değerlendirebilirler. Aston Villa ile Sheffield United karşılaşması. Bu maçı da şu şekilde değerlendirdim. Bu, bu arada bu maçın maçı konuda sizlere sorduk ne olur diyerekten de yorumlara yazabilirsiniz. Dostlar benim beklentim Aston Villa'nın tabii ki son e, dep basmanında kimi yendi 2-1 Brentford yendi değil mi? Kırmızı kart görmüştü. Maçı da izledim bu arada. Maç canlıyordu. 4 tane canlı aldım. 4 canlıyı da içeri aldım. Yani 4'te 4 canlıyla kapattık. Şunu söyleyeceğim. Aston Villa'nın burada kazanır mücadeleyi fakat kazanırken nerede kazanır biz ona ilgileneceğiz. İlk yarıdan gelecek bir galibiyet tek tercihimdir. Mücadeleyi ilk yarı Aston Villa galibiyeti 1.41 ayarından idealden bir oran alabilirsiniz. Değerlendirecek Aston Villa'nın burada ilk yarı galibiyetini değerlendirebilirler diyerekten de geçeyim. Toplamda 9 adet mücadelem vardı. Bir adet de ideal kombine olacağını söylemiştim. Sizlere isterseniz ekrana gelsin. 21 ve 22 alın videosudur. Ben fakat iki mücadelemi de 21 Aralık'tan aldım. Beşiktaş'ın Alanya'ya karşı üstün gelenekten mücadeleyi kazanmasını bekliyorum. 1.41 gibi orandan değerlendirdim. Kadiz Real Sociedad mücadelesinde de, de Real Sociedad'ın herhangi bir yeri kazanmasını bekliyorum. 1.38 gibi orandan da onu değerlendirdim. İdeal kombinem bu yönde toplam oran 2 bandında 1.95 olması lazım. bol şanslar. Video like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.